için bu anayasa tam göbeğinden sakattır. Tam göbeğinden sakattır. Şimdi bunu aklınızda tutarak kanaatimce önemli olduğunu düşündüğümüz bir şeyi söyleyeceğim. Bu anayasa Sayın Tayyip Erdoğan için yazılmadı. Herkes böyle sanıyor. Evet, emeği düşünen vatandaşlarımızın da büyük kısmı Sayın Cumhurbaşkanımız düşünülerek yazıldığı iddiasında. Ama değil. Değil. İspatlayayım. Bu anayasayı Türkiye'nin menfaatlerini, üstün menfaatlerini düşünen birileri yazmadı. Pek çok maddesini yazmış olabilir. Onların hiçbiri konu değil. Altındaki asıl saatli bombaları koyanlar küresel güçlerdir. Bana inanmayın. 2010 anayasa değişikliğini yanlış yaptırdılar bize. Küresel güçler yazdırdı diyen Sayın Cumhurbaşkanımıza inan. Hayır, gülmeyin. Bunlarda haklılık payı vardır. Nefretle veya koşulsuz sevdayla akıl yan yana gelmez. Aklınızı kullanmak için koşulsuz sevdanızı ve koşulsuz nefretinizi bir kenara bırakmak zorundasınız. O yüzden Sayın Cumhurbaşkanımızı koşulsuz sevebilirsiniz, koşulsuz nefret edebilirsiniz. Her ikisi de değerlendirmelerinizde temel hata yaptırır. Hayatta en hakiki yol gösterici ilimdir. İlim de akılla yapılır. Şimdi aklımızı kullanalım. Anayasanın 123 ve 124. maddelerinde adı eyalet olmayan muhterem hocamın isabetle buyurduğu gibi kendi eyalet olan bir düzenleme var. İki maddeye dağılmıştır. Bunu eyalet yok, nereden çıkarıyorsunuz diye. Eğer bu projenin içinde çalışanlar değilse samimi söylüyorlar ama yanılıyorlar. Fakat var. Şöyle bir Cumhurbaşkanlığı kararnamesinin çıkmasına hiçbir engel yok. Dikkat buyurun. Aşağıda isimleri yazılı olan şehirlerin polis, jandarma, eğitim, maden faaliyetlerinin yerinden yönetim ilkelerine göre düzenlenmesi ve işletilmesi için bir kamu tüzel kişiliği kurulmuştur diye tek imzayla bir kararname çıkabilir. 123 ve 124 eyaleti tanımlamıştır, adına eyalet koymadan. Öcalan'ın İmralı notlarının 22. sayfasında anlatıldığı gibi. Adını sakın koymayın. Adını sakın koymayın demiştir. Şimdi bir başka şey daha söyleyeyim. Hocam orayı özellikle bana bıraktı diye düşünüyorum. Sayın Cumhurbaşkanı için yazılmamış olduğunu düşündüğümü söylüyorum. Bir kere üniter devlet yapısının bozulmasını düşüneceğini aklıma bile getirmek istemem Sayın Cumhurbaşkanı'nın. Ancak şimdi söyleyeceğime dikkat buyurun. Bu anayasa onlarca yıl görev yapması planlanan kim ise onun için yazılmıştır. Çünkü İki dönem sınırı diye bir sınır yoktur, yalandır. Yalandır. Buyursunlar, gelsinler.
iki dönem sınırı vardır, ispatlasınlar. Ben ispatlıyorum olmadığını. Profesör Süheyl Batum. Bir dönem bitti. 5 yıl. İkinci dönemin sonuna doğru geliyoruz. 4 yıl 8 ay kala Cumhurbaşkanı, aynı zamanda partisinin genel başkanı ya, partisinin genel başkanı olarak verdi talimatı, erken seçime götürün dedi. Erken seçime, yani erken seçim dediğiniz 4 ay kala. 1 ay kala erken seçime götürün dedi. Erken seçim kararı alındığı gün Cumhurbaşkanlığı seçiminin de yenilenmesine karar veriliyor. Ve Cumhurbaşkanı'nın o dönemi tamamlamadığı için, yani 1 ay eksik kaldığı için, 15 gün eksik kaldığı için ikinci dönemden sayılmıyor. Sayın Cumhurbaşkanımızın kim olduğu düşünülerek yazılmamıştır diye demin söylemedim mi ben size? Bu Türkiye'yi Büyük Orta Doğu projesinde eyaletlere bölüp onlarca yıl tek başına yönetmesi hayal edilen, belki var belki yok bugün ama belki bir gün bulunacak bir isim için planlanmıştır. Aksi takdirde Sayın Cumhurbaşkanımıza Allah ömürler versin. Allah ömürler versin, Allah sağlık versin. Ama herkes gibi Sayın Cumhurbaşkanımız da fanidir. Fakat 30-40 yıllık Cumhurbaşkanlığı görevinin önünü açmıştır anayasa değişikliği. Bu 60'lı yaşlarındaki biri için yazılmış olamaz. Bu başka birileri düşünülerek yazılmıştır. Eyalet adıyla bir kamu tüzel kişiliği, adı eyalet olmayan, içeriği eyalet olan bir kamu tüzel kişiliğinin varlığı anayasada, Türkiye'nin nereye taşınacağının işaretidir. Buraya taşıyacak olan da, 2019'da kimin başkan seçileceğini de bilmiyorsunuz, küresel kuklacıların hesabında Sayın Cumhurbaşkanımız yoktur. Allanacak kullanacak, arkasına büyük sermayeler konulacak, ekonomik sıkıntıyla birlikte ve mevcut siyasi iktidarın metal yorgunluğu da dikkate alınarak bütün bu zaaflardan yararlanıp birisinin Türkiye'nin tek başına geçirilip 30-40 yıl bu anayasayla yönetmesi ve Türkiye'nin küresel kuklacıların alet çantası olması planlanmıştır. Davet etsinler. Biz anayasanın arkasındaki küresel komployu Sayın Cumhurbaşkanı'na ve Sayın Başbakan'a, başkalarına değil, Sayın Cumhurbaşkanı'na ve Sayın Başbakan'a olduğu gibi açıklamaya hazırız.